İstanbul Sözleşmesi temel olarak şiddetin köklü bir çözümünü hedeflediği için önemli bir sözleşme. Yani bir yandan şiddet devam ediyor, biz şurada da kadınları ondan koruyoruz gibi bir mantıkla değil, o şiddetin kendisini de ortadan kaldıracak yolu tarif ettiği için çok önemli bir belge. Ve günümüzde de zaten en güncel, en kapsamlı uluslararası belge, en ileri belge. Diyor ki toplumda her alanda kadınların eşit haklarla yaşaması için hani çaba göstermelisin, bunu sağlamalısın imzacı devletlere. Neyini çok anlaştığım için de diyor ki işte az önce konuştuğumuz bağlam, bunu hemen yapamayabiliriz, hemen bu kadar süper bir topluma ulaşılamayabilir. Şiddet yani köklü bir mesele. Bir şiddet tehdidi söz konusu olursa o zaman koruma adımı, diğer P'ye geliyoruz. Etkili bir şekilde korumalısın tehdit altındaki kadını. Yani her ülkeye korunma kanunu neyse senin mevzuatın, onu etkili uygula. Türkiye için de 6284 sayılı koruma kanunu etkin uygulansın demek istiyor. Sonra yine anlayışlı davranıp üçüncü temel adımda yine diyor ki hani imzacı devlete, korumaya çalıştın ama yine koruyamadıysan, tabii ki bu arada korumaya çalışmak 23 kere koruma isteyip tedbir kararı çıkartılmamak demek değildir Türkiye'de olduğu gibi. Gerçekten korumaya çalıştı ama koruyamadı. Mesela ne oldu bir keresinde? Koruma tedbiri altında yanında yakın korumayla, kolluk kuvvetiyle terk ettiği evine eşya almaya gitti bir kadın. Ve eşyasını alırken kolluk kuvveti öldürüldü. Kendisi de yaralandı. Yani burada gerçek bir koruma çabası vardı. O korunmaya rağmen mesela böyle oldu. Bu tabii çok nadir örnekler. Ama korumaya çalıştın, koruyamadıysan, bir zarar söz konusu olduysa o zaman etkili bir şekilde kovuşturma süreçlerini işlet ve cezasız bırakma. Yani caydırıcı cezayı ver diyor. En son olarak da bütün bunları yapsan da yetmez. Yani şiddetten kurtulan bir toplum istiyorsan kadınların geleceğe dönük güçlendireceğin somut politikalar nelerdir? Onları bana göster ve uygula diyor. Bu bütün bu anlattıkların bir sürü alt maddesi var. Hı. Ve getirdiği çeşitli yenilikler var. Örneğin hani hayati tehlike söz konusuysa mültecilik hakkının tanınması gibi. Yani işte bilirsiniz mültecilik hakkı başka bazı nedenlerle işte siyasi görüşü farklı nedenlerle kabul edilirken savaş koşullarında gibi. Kadınları da savaş koşullarındaymış gibi kabul ederek ki aslında biraz öyle. Eğer kadına yönelik şiddet nedeniyle kendi ülkesinde korunamıyorsa, hayatın ülkesi varsa, mültecilik hakkının imzacı ülkeler arasında getiren, başka bazı yeniliklerde getiren çok önemli bir yol gösterici rehber İstanbul Sözleşmesi. Sözleşmenin imzalandığı yıl bile, hiç uygulanmasa bile, bunun ana akımda yer alması, topluma böyle bir mesaj verilmesi, kadınlar için bir reform adımı atılması anlamına geldiği için bu olumlu bir iklim yarattı ve şiddetin cesaretini kırdı. Şiddet gerilemiş idi. Ama arkasından hem uygulanmayışı ve son geldiğimiz noktada imzanın çekilmesiyle birlikte son süreçte özellikle biz cezasızlığın arttığını erkek faillere ilişkin, kadınların kendilerini koruma zorunda kaldıkları durumda onlara cezaların yani ağırlaştırıldığını, yani burada erkeklerin net olarak kayırıldığını, işte Çilem Doğan davasında olduğu gibi, yani meşru müdafaa hakkını kullanıp daha önce yani özgür kalan kadınların yeniden cezalandırılıp cezaevine gönderildiğini, ama cezalandırılması gereken erkeklerin cezasız bırakıldığını ya da çok indirimlerin çok bir hani arttığını gözlemleyebiliyoruz. Ama her şeyden önemlisi bu nüfusun yarısını oluşturan Türkiye'deki kadınlara yani dünyadaki hani başka hani dünyanın başka ülkelerinde hayat kurtaran bu belgeyi size layık görmüyorum demiş oluyor. Yani siz hani ve hani şiddet karşısında yalnızda değilim demiş oluyor zaten. Bu çok daha, bunun kendisi de aslında çok ciddi bir şiddet.